insan dökülür. En sonunda sabırdır taşer. Yani insanoğluyuz arkadaşlar ister istemez ve dolanlarımız olabiliyor, zor anlarımız olabiliyor, kötü anlarımız olabiliyor, çok güzel zamanlarımız da olabiliyor. Yani hayatta her şey yaşanabiliyor ve yaşandığı gibi hayatta her şey bitebiliyor. O yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim size. İnsanların artık rahat rahat konuşup, rahat rahat hareket edebilmesi için, ne bileyim, böyle kimsenin bunalmaması, kimsenin kırılmaması ya da kimsenin üzülmemesi için aslında her şeyin çok net ilerlemesi gerekiyordu. Ve ben sizlere karşı bugün açılan yayının aslında sizler üzülmeyin diye açıldığını düşünüyorum. Sizlere bu netliğin de verildiğini düşünüyorum. O yüzden aynı netliği de ben size vermeliyim. O yüzden karşınızdayım şu anda. Hayatta güzel şeyler olabiliyor. Kötü şeyler de elbette ki olabiliyor. Bu arada filtreden dolayı böyle çıkıyorum. Normalde böyleyim. Gözlerim kırmızı çıkıyor, sonra farklı yerleri çekiyorlar falan. O yüzden filtreyi kapattım. Yani hayatta çok güzel şeyler yaşanabiliyor. Çok kötü şeyler de yaşanabiliyor. Ama her filmin bir sonu var. Bu da aslında o filmlerden biri. Güzeldi, yaşandı, bitti. Çaba verildi, emek verildi, denendi, konuşuldu ama bazı şeyler gerçekten de olmayınca olmuyormuş. Bu arada uyumadığım için sesim çatal çatal çıkıyor. Yanlış anlamayın. Yani karşımdaki insan da size bu kadar net konuşmuşken aynı netliği benden de almalısınız. Yani bugünkü yayına... Ay ne oluyor lan, sesim iyicene zurna gibi çıkmaya başladı. Ya bugünkü yayına kadar yani belki bu kadar net değildim. Ama bugünkü yayından sonra ben de artık her şeyi netleştirdim. Bu yüzden de bu yayını açtım. Şu an izleyenleriniz falan var, ben görüyorum. Chat'e ağlayacağım, yapma, konuşma, yapma, etme yazanlarınızı görüyorum. Öncelikle bakın, asla üzülmeyin, ağlamayın, moralinizi bozmayın. Ve şöyle bir şey. Sizler çok kıymetlisiniz. Sizler çok, nasıl diyeyim, genç nesilsiniz, anladınız mı? Ve sizler benden veya karşımdaki insandan çok çok daha güçlüsünüz. Çünkü o da tek kişi. Ben de tek kişiyim. Ama siz binlercesiniz. Yüz binlercesiniz. O yüzden siz daha güçlüsünüz. Siz güçlü durun. Bizler de güçlü dururuz zaten. Öncelikle bunu bir bilin. Üzülmeyin. Neden hep susuyorsun? Çünkü ben genel olarak burada değil, real hayatta konuşma taraftarıyımdır. Çünkü buradan konuşulduğunda hiçbir şey çözümlenmez. Ben genelde o yüzden realde konuşup halletme taraftarıyımdır. Ama sizler, yani sizlerle o kadar artık gerçekten ve bütün aile geldik ki, ben dediğim gibi evde üzüldüğüm zaman bile siz orada Cemre kesin üzgündür deyip hissedebiliyorsunuz. Veya işte Cemre bunu dedi ama aslında bunu demek istiyordu falan deyip böyle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kaos çıkacak diye sevinenlere kötü haber. Bir daha böyle bir kaos çıkmayacak arkadaşlar. Bunu öncelikle bilin. Yani o kaos çıkacak diye sevinenlere kötü haber. Ama netlik isteyenler için iyi bir haber. İki ayrı bireyiz ve ikimiz de çok başarılıyız bence. Ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben TikTok'ta, bir tek TikTok'ta içerik üretmiyorum. Birçok yerde içerik üretiyorum. Ve ben gerçekten başarılı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Başarıma da asla birinin çıkıp başarısız diyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü böyle bir şey olması için benim gerçekten başarısız bir kadın olmam lazım. Ama ben sağlam bir kadınım. Ve kendimden çok emin bir kadınım. Öncelikle bunu bir bilin. Ama karşımdaki insan da çok başarılı bir insan. Onun da başarıları göz ardı edilemez. Ben en kötü kaos yayınlarımda bile çıkıp onun ne kariyerine ne de farklı bir şekilde ona zarar verebilecek kötü bir kelime de bulunmadım. Genel olarak insanları kötü gösterecek bir kelime de bulunmayan bir insan olduğum için bu da onun gibi aslında bakarsanız. Ben kendi adıma evet TikTok'ta playback çekiyor olabilirim veya TikTok'ta yeri geldiğinde dans ediyor olabilirim. Yeri geldiğinde değişim yapıyor olabilirim. Ama burası bir eğlence platformu. Burada istediğimi yapabilirim. İstediğim içeriği çekebilirim. Ve aldığım ödüller
Elbette ki sizlerin desteğiyle alıyorum. Sonuçta ben tek bir kişiyim. Kendimi oyatsam o ödülü zaten kazanamam. Buralara kadar geliyoruz. Sizlerle birlikte geliyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. İster istemez birbirimizle bir bağ kuruyoruz. Kimine ailedenmesi cringe olarak geliyor, kimine ise samimi geliyor. Bu yüzden aslında sizlerle konuşuyorum sadece. Hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum. Benim de üzerimde emeğiniz çok, karşımdaki insanın üzerinde de emeğiniz çok. Ne ben sizin hakkınızı yiyebilirim ne de karşımdaki insan. O yüzden şunu söyleyeceğim. Hakkınızı öncelikle helal edin. Göreyim chat helal ettim demeleriz. Evet, her şey boşunaymış. Hayır, her şey boşuna falan değildi. Çok güzel emekler verildi. Ve inanmazsınız ama gerçekten çok fazlasıyla denedim. Çok fazlasıyla uğraştım. Aynı şekilde tabii ki de o da kendince uğraştı. Ama denildiği gibi olmayınca bazı şeyler olmuyormuş. Bunu bilin. Sonrasında bir şey daha söyleyeceğim size. Biz ikinci kez bir ilişki yaşandı falan diyorsunuz. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Öncelikle öyle bir şey yok ama çok uğraşlar verdim. Çok uğraşlar verildi. O yüzden çok fazla canınızı sıkmayın. Sizlerin kendi hayatları var. Öncelikle bunu bir hatırlayın. Sizlerin girdiği sınavları var. Arkadaşlıkları var. Aşkları var. Hepinizin. O yüzden kendiniz hayatlarınızı hatırlayın. Yol buymuş. Bugüne kadar gerçekten içimde hiçbir şey net değildi. Ama bugün içimde her şeyi netleştirdim. Ve sizlere de netleştirmek istedim. Çünkü çok net bir konuşma karşısındayken sizlerin de o netliği alması gerekiyordu. Benim de size bu netliği vermem gerekiyordu. Çok da uzatmaya gerek yok aslında. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Onunla yayın yap, öyle yani bu tarz şeyler yazmanıza gerek yok. Sonuç olarak onunla kendine göre bir hayatı var artık. Kendi yolunda ilerliyor ve yolu bahtı açık olsun. Başarılı olsun inşallah. Yani inşallah en güzel şeyler, en güzel mutluluklar bulur. Ağlayacağım, abla izliyorsunuz. Ağlamayın lan. Ne ağlaması, manyaklar. Ben hala ablanızım, o hala abiniz. O yüzden çok da fazla kendinizi ağlatıp yıpratmayın. Şu an bu kararlar verildiği için gelin sadece beni destekleyin ya da gidin sadece abinizi destekleyin. Asla böyle bir şey demiyorum. Çünkü ben de aynı şekilde karşımdaki insan da size bir kitle gözüyle bakmıyor. Sizler ikimizi de seven insanlarsınız. Ben bunun çok farkındayım. O yüzden istediğiniz insanı istediğiniz şekilde destekleyebilirsiniz. Ve tekrar söylüyorum. Çok güçlü insanlarsınız. Her biriniz tek çok güçlüsünüz. Yeri gelir beni savunursunuz. Yeri gelir karşımdaki insanı savunursunuz. Ya sürekli karşımdaki insan diyorum, hani şeymiş gibi böyle. Yeri gelir beni desteklersiniz. Yeri gelir Deniz'i desteklersiniz. İstediğinizi destekleyebilirsiniz ve istediğiniz şekilde yürüyebilirsiniz. Daha fazla böyle o kelimeyi dersem nereye çekerler ya da bu kelimeyi dersem nereye çekerler, yayında bunu dersem nereye çekerler diye konuşmaktansa bence böyle olması herkes açısından çok çok daha iyi. Olaylar bundan ibaret. Ben geçen yayınlarda da söylemiştim zaten. Elbette ki sizler beni savunabilirsiniz ama öncelik olarak ben kendimi savunmalıyım diye. Ben sadece bir tane tweet attım ve çoğu insan tweetimi alıp çok çok farklı yerlere çekti. Çok çok başka yerlere çekti. Aslında orada belli etmek istediğim şey, arkadaş değiliz derken ben arkadaş olmak istemem onunla. O yüzden de bunu yazmam. Ya açık ve net. Arkadaş olamayacağım bir insan kendisi. Sebebi de belli. Çok güzel yaşanmışlıklarımız var. Elbette ki kötü anlarımız da var. Ama bunlar arkadaşlıkla sonlanacak bir yaşanmışlık değildi. O yüzden arkadaş bile değiliz dedim aslına bakarsanız. Siz bunu çok farklı yerlere falan çektiniz. Kötü bir niyetle söylediğim şey değildi yani. Ve artı olarak da geçmiş olayları açıp duruyorsun falan diyorsunuz. Geçmiş olayları açmıyorum. Elbette ki bir şeyler yaşandı. Onun hayatında da benim hayatımda da yaşandı.
ve bitti. Yaşanan şeyler onun hayatında da bitti, benim hayatımda da bitti. Ve bir şeyler için uğraşıldı, çabalar gösterildi. Ama gelinen sonuç bu oldu. Ben de isterdim yüzünüzü güldürebilmek. Ama bu kez hüzünlü bir gülüş var yüzünüzde. Allah inşallah en yakın zamanda mutlu gülüşlerinize sebebiyet versin. Yani kimseyle düşman değilim. Kimseye karşı bir düşmanlığım yok. Yani özellikle de şu anda bahsi geçen Deniz, düşmanlığım yok. Olmayacak da, bahsettiğiniz kaos yaşanmayacak da. Ama artık gerçekten bana gelebilecek kötü lafları istemiyorum veya her şeyi bana çekerek beni linçlemenizi de istemiyorum. Benden çıkacak lafları da karşımdaki insanı kötü gösterip linçlemenizi de istemiyorum. Olaylar aslında tamamen pozitif olarak yürüsün istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir düşmanlık yok ama bir arkadaşlık da yok. Bu arkadaşlığı neden üstüne basarak vurguluyorsun diyeceksiniz belki de. Sebebi bu. Arkadaş olmamamız. Ama düşman da olmamamız. Bu kötü bir şey değil. Şu anda başına bir şey gelsin, ben gene elimden geleni yaparım yani. Ben hala buradayım. Kalbim de hala burada. Sevgi de hala bunun içinde. O yüzden çok da fazla kelimeye daha fazla gerek yok gibi geliyor. Çünkü kelimeler bazen yetmeyebiliyor bazı şeyleri anlatmak için. Bu kadar. Bu kaçıncı bu kadar deyip cümleme devam edişim bilmiyorum ama siz de birazcık bana hak verin. CS kadını kendim... Zaten ortada bir ilişki yok. Zaten bunu hani yok olduğunu ben söylüyorum. Niye böyle... O zaman yok diyeceksin. O zaman yok diyeceksiniz çıkıp. Ben zaten bundan bir yıl önce olmadığını söyledim. Her gün yok 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 demek zorunda değilim. Yayın yapmak zorundayım. Yayın yapıp insanlarla konuşmak zorundayım. Burada 100 kişinin 200 kişinin isteğini tabii ki de karşılamak zorundayım ama sürekli de onu konuşmak zorunda değilim. Yok bende bitmiş, bilmem kimde bitmemiş, kimde bitmiş, bende bitmemiş, bilmem neymiş. Bırakın. Peri masalında oynamayalım artık. Peri masalları beni çok üzdü çünkü. Ben masallarda oynamak istemiyorum artık. Ben masal adam olmak istemiyorum. Masal makinesi. Masal makinesi oldum. Yemin ederim. Ne söylemiştim ben bunu? Hani o dönem bir şey yokken var göstermeye gerek yok. Eğer yoksa yoktur. Hani bir şey olacaksa oluyor, olmayacaksa olmuyor. Bu benim elimde olan bir şey değil yani. Bırakın bir tek ben konuşmayayım, bırakın başkaları da konuşsun bu konu hakkında. Şu suda, bu suda, cartı, şu suda. Zaten aylar önce herkes konuştu bunun hakkında. En son bana mı geldi şimdi sıra? Benim konuşma sıram mı geldi? Herkes de konuştunuz bu konuları konuştunuz. En son bana mı geldi sıra yani? Yani bu kadar basit. Gereksiz yere ümit vermediğim gibi gereksiz yere de bükmüyorum canım. Kusura bakma hiçbir şey için. Ama ben ne diyorsam bak en başta diyordum. Ben bunu 2 yıl önce 100 kişi izlenirken söylüyordum. Ne varsa sizin mutluluğunuz için yapıyorum. Başka bir amacım yok. Ne diyorsun ya? Sizle alakası ben şey olarak söylüyorum. Herkes için söylemiyorum arkadaşlar. Oturup doğru düzgün sorunlarınızı konuşsanız da. Konuştuk zaten. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Herkes de sorunlarını zaten halletti. Öyle bir durum yok.